Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle kedilerin çıkardığı bazı garip sesler ve bunların anlamları üzerine konuşacağız. Bildiğiniz üzere kediler duygu ve arzularını iletmede garip garip sesler çıkarıyorlar. Bazen ağlar gibi ses çıkarıyorlar. Bazen gır 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 diye içlerinden garip bir ses çıkıyor. Bazen konuşur gibi ses çıkarıyorlar. Başka bir kuşu falan gördüklerinde böyle garip bir ses çıkartıyorlar gırtlaklarından. Dolayısıyla bu seslerin anlamları nelermiş? Hemen başlayalım. Birinci sesimiz kedilerin çıkardığı tıslama sesi. Bu sesin anlamı nedir? Genel olarak aslında biz bu sesi, tıslama sesini duyduğumuzda hemen saldırma sesi olarak düşünürüz. Aksine tıslama kedilerin saldırganlık veya düşmanlık değil, korku ifade etmelerinin bir yolu. Bu bir kedinin geri çekil yoksa saldırmak zorunda kalacağım demesinin de açık bir ifadesi aslında. Kediler karakteristik olarak her ne pahasına olursa olsun kavga etmekten kaçınmak isterler. Bu nedenle tıslamayı bir uyarı olarak düşünmek gerekir. Bazen acı çektiğinde de kediniz tıslayabilir. Hassas olmadığı bir yerine dokunduğunuzda eğer ki tıslıyorsa vücudunu kontrol etmekte fayda var. Bir yerinde yarası veya ağrısı olabilir. Kediler neden ağlar gibi ses çıkarır? Kedilerin çıkardığı seslerin anlamları düşündüğümüzden bazen çok farklı olabiliyor. Kediler insanlardan tepkiler almak ve onların dikkatini çekmek için belirli sesler çıkarıyorlar. Araştırmalarda kedilerin ağlayan bebeklere benzer bir ses çıkardıklarını, çünkü insanların buna tepki verme olasılığının daha yüksek olduğunu göstermiş. Yani kediniz ağlama sesi gibi bir ses çıkarıyorsa, öncelikle bu dikkat çekmek istemesi, can sıkıntısı ya da kapınız kapalıysa aç demek olabilir. Sizinle daha fazla vakit geçirmek için ağlar gibi ses çıkarabilir. Eğer yavruysa, yeni geldiyse de ağlaması doğaldır. Eğer kediler birbirlerine karşı ağlar gibi ses çıkarıyorlarsa da bu çiftleşme kurlarıdır. Acı şeklinde siz yanınıza geldiğiniz halde ağlaması devam ediyorsa bir hastalığın belirtisi olabilir. Bunu da dikkate almak gerekir. Kısacası kedilerin ağlaması genellikle sizin dikkatinizi çekmek içindir. Garip bir ses. Bir diğeri. Biz buna gevezelik diyelim. Muhtemelen sizin kedinizde böyle bir ses çıkarmıştır. Bir kedi bir pencerenin dışında bir kuş veya kemirgen gibi görsel bir uyaran tarafından büyülendiğinde de hemen hemen her zaman bu sesi çıkartır. Kedinizin gevezelik ederken vücut dilini izlerseniz gözlerinin heyecanla büyüdüğünü, kulaklarının öne eğildiğini ve hedefine odaklandıklarını da fark edersiniz. Bunun nedeni gevezeliğin genellikle av için bir tepki olmasıdır. Bu sesin anlamı birkaç düşünceyle açıklanmış. Kedilerin avlarını görmenin heyecanına ve onu yakalayamamanın hayal kırıklığına tepki olarak gevezelik ettiği söyleniyor. Bir avın yakın ama dokunulmaz olması o kadar kışkırtıcı oluyor ki kedinin kendini fiziksel olarak ifade etmesine, ses çıkarmasına neden oluyor. Diğer düşünce ise bu garip sesin kedinizin avını cazip hale getirerek kendine gelmesini sağlamaya çalıştığı için çıkarttığı da düşünülüyor. Aslında bu bana biraz daha yakın gibi geldi. Diğer bir ses, miyavlama. Normal bir ses. Yani kediniz niye miyavlar? Miyavlama aslında ilginç bir seslendirme. Çünkü yetişkin kediler birbirlerine miyavlamazlar. Kedilerin miyavlaması daha çok insanlarla etkileşim kurmak için. Vahşi kediler nadiren miyavlar. Çünkü insanlara bağımlı değildirler veya insanlarla sosyalleşmezler. Daha doğrusu vahşi kediler bize ihtiyaçları olduğunu da düşünmezler. Bu yüzden bizden yardım etmemizi, beslememizi veya evcilleştirmemizi isteyen sesler çıkarmazlar. Bir tek yavru kediler annelerin dikkatini çekmek için miyavlarlar. Üşüdüklerinde, aç olduklarında olduğu gibi. Ancak yavru kedi büyüdüğünde miyavlama durur. Bu miyavlamanın genellikle yetişkin kediden kediye iletişimin bir parçası olmadığı anlamına da gelir. Neredeyse miyavlama hep insanlarla iletişim için kedilerin kullandığı bir dildir. Genel olarak kediler ilgi, yemek, sıcaklık veya belki de kapalı bir odaya erişim gibi bir şey istediklerinde insanlara miyavlarlar. Miyavlamanın çeşitli varyasyonları olduğunu ve yoğunluğuna, sesin tonuna dikkat ederek ve vücut dilini gözlemleyerek de evcil hayvanımızın, kedimizin ne söylemeye çalıştığını yorumlayabileceğimizi unutmamak gerekir. Genel olarak bir kedinin miyavlaması ne kadar yoğun olursa mesaj o kadar önemli veya acildir diyebiliriz.
Bir diğeri, kediler neden gır 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 diye ses çıkarır? Kedilerin çıkardıkları seslerin anlamlarını anlatmaya çalışırken her zaman ağızdan çıkan sesleri kastetmiyoruz. Bazen de vücutlarının diğer yerlerinden garip sesler çıkartabiliyorlar. Kedilerin içlerinden gelen motora benzer gırgır sesi de enteresandır. Özellikle yeni kedi sahiplenenler bu sesi duyduklarına kedinin içine saat gibi bir şey kaçtığını düşünebilirler. Bilhassa yavru kedilerde bu ses daha net duyulabilir. Kedilerden çıkan bu sesi kedinizin aslında mutlu olduğunu gösterir. Genelde size güveniyorsa, uyku modunda siz onu okşarken bu sesi çokça çıkarırlar. Bu sesten korkmaya gerek yok. Yani gırgır sesi gayet doğal bir ve kedinizin mutlu olduğunu gösteren bir ses. Titrek ses. Bir diğeri. Titrek ses çoğunlukla dişi kediler tarafından kullanılan tiz bir sestir. Bu sesin nedeni anne kedinin yavrularını onu takip etmeye teşvik etmek için bir işaret olarak ya da yavruların dikkatini çekmek için bir strateji olarak onları titretmesidir. Kediniz size titriyorsa aynı şeyi talep etme ihtimalleri de yüksektir. Dikkatinizi çekmek istiyordur. Kediler ayrıca insanları selamlamak için de bu sesi çıkarabilirler. Bir kedinin merhaba ben buradayım deme şeklidir aslında bu. Sonuç olarak titreşen ses neredeyse her zaman olumlu bir duygunun veya hoş bir havanın işaretidir. Çok garip olan bir diğer ses konuşur gibi ses çıkarmaları kedilerin. Gerçekten anlamak zor, garip ve bir o kadar da komik konuşur gibisi. Çıkardıkları bu sesi de analiz etmek aslında zor. Genelde hoşlandıkları bir durum olduğunda, sevdikleri bir yemek olduğunda, başka kedileri oraya yanaştırmamak için yemeğe yumularak konuşur gibi garip garip ses çıkarırlar. Bir yandan yemek verdiğiniz için size teşekkür ederler ki normalde kediler biraz müdanasızdır. Diğer taraftan da diğer kedileri oraya yanaştırmazlar. Aynı şekilde konuşur gibi ses çıkararak yemek yiyen kedilerin uzun süre aç kalmış olabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır. Eğer iki kedi birbirleriyle konuşuyormuşçasına bağırıyorsa bu aslında kızanda oldukları ve çiftleşme öncesi kurulaşma anlamına gelir. Fakat ikisi de erkek kedi ise baskınlık kavgasına tutuşacaklardır. Daha doğrusu kedinin konuşmasından kasıt eğer ki birbirlerine ulumasıysa aşağıdaki madde size daha çok uyacaktır. Hemen aşağıdaki maddeye geçelim. Kedilerin uluması yani çığlık atmasının anlamı. Bilhassa da geceleri daha çok yaparlar. Uluma böyle bir kedinin boğazından uzun uzun inilti şeklinde olan. Miyavlamanın aksine uluma sadece kediden insana bir iletişim değil. Yetişkin kedilerde genellikle üreme mevsim boyunca birbirlerine yaptıkları kurulur. Uluyarak konuşma kedinin kendini iyi hissetmediğini veya sıkıntı veya acı içinde olduğunu da gösterebilir. Kedinin bir tür bölgesel kaygısı olduğunda da bu uluma meydana gelebilir. Örneğin çevresindeki bir şey, bölgesindeki yeni bir kedi gibi onun hoşuna gitmediğinde kedi baskınlık göstergesi olarak ulumaya başlar. Sonuç olarak uluma bir kedinin benim bölgemden uzak dur veya çiftleşmek istiyorum deme şeklidir. Son olarak kedilerin çıkarttığı hırıltının anlamı. Hırıltı, kedilerin kızgın olduklarında veya potansiyel bir tehdidi korkutmak istediklerinde çıkardıkları başka bir ses. Geri adım atmak için çok açık bir uyarı ve saldırmadan önceki son adım olabilir. Ancak unutmayalım ki kediniz sık sık hırlıyorsa bu bir ağrı veya sağlık sorunu belirtisi olabilir. Arkadaşlar, kedilerin çıkardığı sesler ve bunların anlamlarıyla alakalı farklı farklı bir takım sesleri ve anlamlarını sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olmanız benim için en güzel teşekkür olacaktır. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşça kalın, sağlıklı kalın.